Ne dersin? Önemli. Hem ekonomi önemli senin bıraktığın yerden, hem de geçen yılki 16 Nisan referandumunun bir devamı niteliğinde bir kampanya yürütmesi önemli. Onun altını çizmek lazım. Hatta gazeteci cümleleriyle konuşursak, Kemal Kılıçdaroğlu geçen yılki referandumda olduğu gibi tribüne oynamıyor. Biraz daha meselenin yani geniş kalabalıklar, sayısal bir kadar mitingde 30 bin mi topladı, 10 bin mi topladı ya da CHP'nin Balıkesir'de ya da Manisa'da çıkarabileceği topluluk ne kadardır, onların tamamını toplayalım da ben onlara bir nutuk çekeyim bakımında açısından bir yaklaşımı yerine daha meslek gruplarına, kentlerin meslek gruplarına ya da sivil toplumda yer alan çeşitli sivil toplum örgütlerine ya da parti, başka partilerden de gelmeleri mümkün olursa, meslek gruplarından gelmeleri daha iyi olur tercihiyle, o grupların temsilcileriyle bir araya gelip bir içerik tartışması yapmaya çalışıyor. Yani slogan atmak ya da tribüne konuşmak yerine biz nereye gidiyoruz? Yani hem geçen yılki referandumda ve bu sefer resmileşecek sistem değişikliğinde, kendi ifadesiyle rejim değişikliğinde Türkiye nereye götürülüyor? Bunun tehlikesi nedir? İşte senin söylediğin gibi son girdiğimiz seçimin hemen öncesinde ve şimdi daha yakıcı hissedilen, bizim bunu dolar, döviz ve Merkez Bankası enstrümanlarıyla gördüğümüz ekonomide halimiz nicedir meselesinin nedenlerini anlatmaya çalışıyor. Nedenlerini anlatırken de Türkiye yönetilmiyor. Aslında iyi yönetilmiyor. Hatta mevcut iktidar tarafından yönetilmiyor zaten. Onları sahnede oynatan bir takım ne denir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesi egemen güçler şeklinde ifade.